Bak, e, altın almakla borsada oynamak farklı şeyler. E, şöyle anlatayım. Eskide, eskiler derlerdi ki, yavur parasıyla ile beş para etmezsin. Ne demek? Osmanlılar'da kullanılan para altındı. Yani parayla altın almazlardı. Altın kendisi paraydı. Dolayısıyla enflasyon olmazdı. Niye olmazdı? Enflasyon şu demek elindeki kağıt paranın karşılığı merkez bankasındaki altın rezervi arasındaki oran farkı enflasyon demektir. Onun için kağıda fulus derler. Şimdi e, altına mukabil elinde kağıt var. O zaman e, o parayla altın alma e, yükselmesi azalması. E, paranın değerini azalıp yükselmesi demektir. Ama elinde para altın olsaydı onun enflasyonu olmaz. Onun için Osmanlı'nın kullandığı para altındı. Çünkü güçlüdür. Şu anda Osmanlı kadar güçlü bir devlet yok. Niye? Altın altını para olarak kullanan var mı? Yok. Şimdi borsaya gelelim. Borsa kuma artır kim ne derse desin. Çünkü niye? ...oraya takip ediyorsun. Efendim alçelik midir? E, torku mudur? Ülker midir? Onlardan hisse alıyorsun. Ne yapıyorsun? Orayı da... ...alt üst edenler var. E, sanal ve suni bir... ...gündem yapıp o... ...borsa uzun iş. Öyle yapıp... ...ondan sonra elindeki kağıdın... ...değerini düşürüp kaldırıyorlar. Hain yani. Dolayısıyla peki... Bazıları olur mu ya işte borsada ben hisse alıyorum. Tamam onlara şu soru, soruyu soruyorum. Ülker fabrikasından borsadan ben hisse aldım. Kağıt yani hisse demek orta. Ben desem ki borsadan çıkıyorum kağıt elimde. Ülker fabrikasının kapısına değeniyorum arkadaşlar borsada satlığa çıkmıştı hisseniz yüzde on. A kağıt benim. Ben bu fabrikanın yüzde ortağım. Verin tapuyu. Verir mi? Vermez. Köprüye orta aksın borsada. Tamam oradan gitme e, Ziraat Merkez Bankası'ndan kağıdını al. E, Borsa hisseni. Boğaz Köprüsü Müdürlüğü'ne git. Ben yüzde iki buna ortağım. Tapuyu verin. Tapuyu verir mi? Yok. Nereye ortaksın? Sanal. Hayal. Kağıt üzerinde. İslam'da ise realiteye ortak olunur. Yani bir mal, Mal denmesi için, ortak olmanın için mal olması lazım. Mal denmesi için kütlesi, hacmi, mekanı, zamanı, vasfı, sıfatı, sahibi belli olmalı. Ona mal denilir, ona ortak olunur. Sen nereye ortak oluyorsun? Kağıttasın yani. Dolayısıyla e, borsa cahil değil kardeşim. Kim ne derse desin. Senin buna delilim de nedir bunu söyledim, akliydir. Senin vicdanında söylüyorum İkide bir oynamıyor inip düşmüyor ailelere batmıyor Ne farkı var diğer şeylerden biraz farklı kumarlardan ama Ne farkı var He? Ne farkı var yani ortaya bir mal konmuş Boğaz Köprüsü ee, Sanal Karayolları Müdürlüğü sana O kağıda yüzde iki ortaksın der mi Sanalına ortaksın sanal Mal belli değil Ha var ismi var. Anladın? Bazıları kızacaktır bana ama kızsınlar ne yapayım? Faiz mesela. Allah Celle Celaluhu ve hadislerde Allah ve Resulüne savaş açmaktır diyor. Değil mi? Faiz. Kim buna cevaz verebilir? Kim ha? Darul Harp'te. Türkiye Darul İslam'dır. Bediüzzan Hazretleri bu memleket İslamiye diyor. Avrupa Darul Harp'tır. E peki İslam hukukunun icra edilmediği bir yer değil mi Türkiye? Onun için Darül Harp denilmez mi? Hayır. Niçin? Şöyle. Ben evim var, çoluk çocuğum var, ev benim. Dükkan var, fabrikam var. Bir fabrikatör düşünün. Ben oturmuşum. Adam çizmeli, adam geldi. Zalim, despot, mafya. Geldi, oturdu. Zorla tapuyu aldı. işçilerimi de çalıştırıyor. Beni kapının dışına attı. Sen şimdi fabrikanın sahibi... Ben mi, beni mi kabul edeceksin o despotu mu? İşte bu memleket İslami, bu halk Türkiye Müslümandır. Ama birileri geldi, bu devletin dinini İslamiyet'ten çıkarttı, layık yaptı. Şu anda TC'nin e, resminde Türkiye'nin dini yok. Anayasasında layıktır der, İslam'dır değil. Ama ne yaptılar? Halk isteyerek bunu yapmadı. Geldi, zoraki bunu yaptılar yani bu me bu memlekete e, böyle bir seçim yapılsa e, bu memleke Türkiye'nin dini İslam'dır mı istiyorsunuz? Layık olmasını istiyorsunuz. Bir seçim yapılsa o zaman ha, halk ne isterse tamam. Ama bu halka dayatılmıştır, gasp edilmiştir. Onun için e, Müslüman memleketidir, Müslüman halktır Kendileri isteyerek bu sistemi kabul etmemiştir. Bir başka örnek vereyim. Git, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bankası olan İş Bankası'nın kapısına dur. Bak faiz ne kadar haram olduğunu anlaman için söylüyorum. İş Bankası, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bankası. Kapısında dur. Girerken para yatıracak Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Hüseyin Bey, Abdurrahman kardeşimiz ve Abdurrezak kardeşimiz. İçeri giriyor kapıdan Hans, George, David girmiyor ya. Şimdi kapıdan girerken bankaya o kadın erkeği durdurur. Müslüman mısın kafir misin? Kaç kişi iş bankasına girerken ben kafirim der. Ha. O zaman o Ayşe Hanım Abdurrezzak Bey para yatırıyor faizle. Abdurrahman kardeşle Hüsniye bacımız Ayakkabı fabrikası kuracaklar. Bankadan kredi çekiyor faizde. Peki kimin parasını çekiyor? Ayşe Hanım'la Abdurrezzak Bey'in yatırdığı paraya paraya yatırdı. Banka diyor ki Abdurrezzak Bey Ayşe Hanım paraya yatırdınız. Ben size yüzde on faiz vereceğim. Sonra Hüsnü Hanım geliyor. Abdurrahman Bey geliyor. Kredi alıyor para istiyor. banka diyor ki arkadaşlar yüzde 15 faiz de size veriyorum O zaman Banka yüzde 10 topladığı parayı Müslümandan yüzde 10 topladığı parayı Gene Müslüman toplumuna faiz de para veriyor yüzde kaç 15 Banka yüzde kaç kalıyor yüzde 5 Böylelikle sömürülüyor Peki sömürülme bir şey değil Müslüman Müslümandan faiz almış olmuyor mu? Ayşe, Bey, Ayşe Hanım, Abdurrezzak Bey'in yatırdığı parayı... Hüsniye Hanım'la Abdurrahman Bey'in... Çektikleri krediyi... Almış olmuyor mu? Onlar oradan... Onların yatırdığını alıyor. Yani Müslümanların yatırdığı parayı Müslümanlar bankadan aldı. Ama aracılık yapan, emlakçılık yapan banka. O banka... Müslüman'dan Müslümana... E, aracılık ettiğince yüzde beş faiz alıyor, kar alıyor. Dolayısıyla Müslüman Müslümandan faiz aldığı için haramdır. Anladın mı bu memlekette faiz haramdır. Ama Almanya'da git bankaya kim? Hans, George, David. Bütün filmlerde yazar. David, Davut demektir. Salamon, Süleyman'ın şeyidir. Yahudi. David, Yahudi demektir. Salamon, Süleyman demektir. Git Almanya'da George, David, Hans yatırıyor. E Müslüman gidiyor alıyor. Kerahaten caiz diyor. Çünkü o toplum layık sistemini toplum kendisi istemiş. İmam-ı Şafi'ye göre bir memleket bir defa İslam olsa sonradan İslamiyet'ten belli çıksa Darül Harp olamaz. Dolayısıyla o memleket İslamiyet'tir. Bu Türkiye'de İslam yaşanmamış mı? Şafi'ye göre zaten mümkün değil. Hanifiye göre de mümkün değil. Niçin? Bu memleketin elindeki fabrikası gibi belediyesi memleketi gasp edilmiştir. Kendi istemediği bir rejimle yönetiliyor. Onun için Müslüman halk istemediği bir yöntem olduğu için burası darur İslam'dır. Biraz biraz böyle ilmihal değil, fıkıh okuyun, fıkıh. İlmihal gündelik hal ilmi. Fıkıh okuyun, İslam hukukunu okuyun. Böyle gözünüze at gözlüğü takıp da burasının darul harptir öyle safsatalara haramlara uymayın. Allah ve Resulüne savaş açmaktır demiş. Faiz. Allah Kur'an'ında nas olarak söylemiş. Açık ifadede iştihatla olmaz. Kur'an ve hadislerde açık ifadeye nas denilir. Buna ne denilir? Esasattır, mükemmattır, zarurettir, müsellemattır. Onun için faiz Türkiye'de haramdır. Haram kredi alarak binme arabaya. Haram kredi alarak girme eve. Çocuğun hayli olmaz. Yapma. Tamam. bazılar diyecek ya şu softer Sen ne dersen de ben İslam'ı Allah'ın dinini bildiğim kadarıyla söylüyorum. E, demek ki borsa ile altın almak farklıdır. Ha, o sorunu da kaçırmış olabilir. Evde parayı tutmak. Mesela iş adamısın. E para iş yerinde tutsan, eve getirsen tehlikeli. Eve getirsen kafanı kesecekler. E, bilseler işi iş yerine koysa soyacaklar bilmem ne. O zaman bankaya yatırmak zorunda kalıyorsan bari bizim olan banka yok. Bize yakın olan bankalar var. Mesela benim bildiğim Albaraka var, Kuveyt Türk var. benim babamın değil ben reklamını yapmıyorum haşa. Bize yakın. Ne yapıyorsun oraya? Hep oraya gidip parayı yatırmıyorsun. Ne diyorsun? 100 bin lira param var. 100 bin lira. Yani fabrikaya koysam para, fabrikada sorun olacak. Çalacaklar. Eve getirsem öldürecekler beni. Böyle mecburiyetten. O zaman bankaya gidip de... E mesela İş Bankası'na, Ak Banka'ya faizsiz yatırsan daha beter zulümdür. Onu da anlatacağım. Mesela 100 bin lira param var git al barakaya ver Kuvvet Türkiye vesaire ne bileyim bize yakın olan finans kurumlarına git. Arkadaş 100 bin liraya kaç kilo altın veriyorsunuz? 10 kilo Hasan Bey diyorlar. Git parayı altına yatır. Altına yatırdın. Yani kasaya bekletmiyorsun parayı altına yatırıyoruz. Tamam senin 100 bin liraya yok artık. Oradan satın alıyorsun 10 kilo altın. 100 bin liraya yok tamam. Ondan sonra 5 sene sonra arkadaşlar benim 10 kilo altınımı verin. Sen altın yatırmıştın. Altın aldın. Burada bir haramlık yok. Ee, ama İş Bankası'na, Ak Bankası'na para yatırmak zorunda kalmışsan sakın faizsiz yatırma. Parayı yatırdın. O 100 bin lira İş Bankası'na diyelim. Bir sene sonra 100 bin lira aldın. Enflasyon seni ne yaptı? Paranı eritti. 100 bin lira oldu 90 bin lira. Yetmiyor iş bankası senin paranı kullandı. Müslüman aldatmaz bir de aldanmaz. Aldanma. Eğer mecbur kalıyorsan iş bankasını Akbanka'ya yatırmaya faizde yatıracaksın. Ha, faiz de yatırdın. Tam ne kadar yatırdın? 100 bin lira. 5 sene sonra gittim paranı çekiyorsun. Ne kadar oldu? Banka diyor ki beyefendi faizde yatırdınız 120 bin lira oldu. Tamam. O parayı al. Git kuyumcuya de ki ben yatırırken bir sene önce 100 bin liraydı. 100 bin liraya kaç kilo altın oluyordu? 10 kilo. Tamam. Sen 10 kilo altın. Git İş bankasına yatırdın faizde. Bir sene sonra parayı çektin ne kadar etti faizde? 120 bin. Git kuyumcuya de ki o, 10 kilo altın kaç para eder beyefendi? 110 lira eder diyor. Demek ki 120 bin lira bankadan çektin ya. 10 kilo altını git al, ne kadar tutar? 110 bin lira. 10 bin fazla, 10 binde de git e, fakir fukaranın yiyeceğine değil, e, efendim kömürüne, e, kirasına, boğazına geçmeyecek yere harcattır. Demek ki ölçü bir bankayı güçlendirmeyeceksin. E, altını ölçü yapacaksın. Para para yatırmak istiyorsan bankaya. Daha yatırmadan önce 100 bin liram param var. İş bankasına yatıracağım. Kaç kilo altın oluyor? 100 bin lira 10 kilo. Ha sen 10 kilo altını biliyorsun gidiyor yatırıyorsun faizde. Faizde yatırmazsan banka güçleniyor bir de paran eriyor. Müslüman zarara gidiyor. Dolayısıyla zulmetme zulme de uğramayın sistemi. Dolayısıyla peki 5 sene sonra ben parayı çektim. İş bankası diyor ki efendim size 120 bin lira... 100 bin lira yatırmıştınız. 20, 20 bin lira faizi ver. Ver onu oraya bırakma. Banka yiyecek onu. İçki yapacaklar. Zini ale, ale yapacaklar o paranla? Al onu. 120 bin liraya aldı mı? Git kuyumcuya. 10 kilo altın 5 sene önce alabiliyordun 100 liraya. 10 kilo altın ne kadar yapar kuyumcu beyefendi? Efendim 110 bin lira yapar diyor. Ha, 10 bin lira senin değil. 110 bin lira senin helalindir. Paran erimemiş oluyor. 10 bin lirayı da git fakir fukaraya boğazına girmeyecek. Böyle e, şeydir kirasınıdır, kömürüdür eğitimine harcarsın. Tamam. İnşallah olmuştur birkaç tane soru. Dilimin döndüğü kadar anlattım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ve Daima.